Efendim iyi akşamlar diliyorum. Bugün 1 Aralık 2017 günlerden Cuma. Haftanın son iş gününde ERT Televizyonu ana haber bülteninde canlı yayına karşınızdayız. Yoğun bir gündem var. Ayrıntılara geçelim. Bir kaza haberiyle bu akşamlık bültenimizi açalım. Öğle saatlerinde Ereğli giriş kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan gelen bir tır çarptı. Kazada otomobilde bulunan iki bebek yaralandı. Kardeşim ileri alsana. Ereğli giriş kavşağında bugün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında iki bebek yaralandı. Alınan bilgiye göre Konya'dan Adana yönüne gitmekte olan 32DG 322 plakalı otomobile kırmızı ışıkta durduğu esnada arkadan gelen 42GZ 060 plakalı tır çarptı. Otomobilde bulunan iki bebek hafif şekilde yaralanarak olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis meydana gelen bu kaza hakkında soruşturma başlattı. Abi saniye. Arasını mı? Gir hızım. Bu pazar günü yani yarın değil öbür gün sabah saat 8'den akşam 18'e kadar elektrikler gidecek. Duyamayanlar için bir kez daha sizlerle paylaşalım. Aralık 2017 pazar günü Teyyaş Ereğli Trafo Bakım Merkezi'nde çalışma yapacaktır. Bu sebeple sabah 8 ile akşam 18 saatleri arasında Ereğli ve Halkapınar'ın tamamında 10 saat elektrik kesilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli önlemi almaları rica olunur. Gerekli önleminizi alınız. Son birkaç gündür sürekli gündemde bu Ereğli'ye bağlı Akgöl Havzası'ndaki flamingolar. Efendim önce vuruldular, daha sonra kafaları kesildi ve tüm Türkiye'de gündem oldu. Avcıların bu flamingolara bu şekilde eziyet ettikleri, avcıların katlettikleri söylendi. Ereğli Avcılar Derneği de son birkaç gündür sürekli bizimle irtibat halinde. Bakın bu olayı biz yapmadık. Biz bu kadar cani değiliz. Gidip de avlanıyorsak doğanın nasıl korunması gerektiğini de farkındayız dediler. Bugün Akgöl Havzası'na gittiler, pankartlar açtılar ve yaptıkları açıklamalarda bakın neler söylediler. Ereğli'deki avcılar flamingo katliamını biz yapmadık diyerek bugün Akgöl'e gitti. Burada ellerindeki pankartlar ile tepkilerini dile getiren avcılar doğa dostu olduklarını, bu bölgede vurulan flamingoların kendileri tarafından vurulmadığını belirttiler. Konu hakkında ilk açıklamayı Ereğli Avcılar Derneği Başkanı Cumali Kayaaslan yaptı. Kesinlikle bu işi, bu olayı yapanları biz şiddetle kınıyoruz ve kesinlikle avcı değil bunu yapanlar. Kim yaptı peki? Şimdi yerdeki fişekleri incelediğimize göre bu fişekler her evde bulunan ortalama yani bölgemizde her evde bir av tüfeği vardır. Avcı camiasının yaptığına kesinlikle inanmıyoruz ki bizler avcı olarak sırtımıza 3'er 4'er kilo yem alıp o soğuk kış günlerinde hayvanları yemlemeye çıkan insanlarız. Yani kesinlikle ve kesinlikle avcı işi değil bunlar. Kimin işi? Yani bu çoban olabilir. Kendini bilmez sadist bir insan olabilir. Yani çobanları da suçlamak istemiyoruz burada ama avcının işi değil. Peki bu olay yaşandıktan sonra sizi tüm Türkiye'den aramışlar herhalde. Ne diyorlar evet, efendim size insanlar? Yani nasıl avcılık yapıyorsunuz diye bayağı bir tepki aldık. Ama kesinlikle ve kesinlikle bizim avcı camiasının işi değil. Flamingo değerli bir kuştur gözümüzde. Eti yenmez. Sonra avcı bir vurduğu av hayvanını vurur. Avın açık olduğu günlerde. Kesinlikle avcı değil. Evet, biz flamingoyu oturur seyrederiz. Uçmaya kalktığındaki o kırmızı beyazlık bize Türk bayrağını simgeler. Yani hatırlatır. Sadece avcıların yapmadığını ispat etmek, Akgöl'ümüzü biz zaman zaman gelip
milli parklarla işbirliği yapıp korumaya çalışan insanlarız. Yani avın kapalı olduğunda gelip buraları ziyarette bulunuyoruz, fotoğraflar çekiyoruz. Yani aç hayvanları gördüğümüzde onlara yardımcı oluyoruz, yem veriyoruz. Avcılar kesinlikle cani değildir. Avcılar karda, kışta, kapalı havada o hayvanların aç ölmemesi için 3-5 kilo sırtında yemle dağlara yem bırakan insanlardır. Avcılar bu kadar kötülemeye gerek yok. Bu flamingoların vurulduğu silah hemen hemen günümüzde her evde bulunabilecek bir silahtır. Çobanların sırtında sürekli bulunan silahtır. Yani bunu tek avcılara mal etmek iyi bir şey değildir. Kim vurdu peki efendim bunları? Onu bilemiyorum ama yani buraya kendiniz gördünüz. 1,5 saatte yolu bulup giremedik. Bunu yolu bulup giremeyen adam avcı nasıl gelip burada flamingo avlayacak? Görüyorsunuz her tarafta koyun sürüsü var, çoban var. Ben onlar da yani şu vurdu diyemem ama avcıların vurmadığı kesin ortada. Köylerden vurmuş olabilirler mi? Bilemiyorum, olabilir. Bu şekilde söylüyorlar. Bunu da ulusal medya ile bizler paylaşacağız. Bunu da bir dipnot olarak belirtelim. Şimdi efendim Ereğli-Konya yolu üzerinden ilginç bir görüntü ekranlarınıza getirmek istiyorum. Konya'dan Ereğli'ye doğru seyir halinde olan bir tane aracın tam bir benzin istasyonunun önünde tekeri fırlıyor. Bu fırlayan teker benzin istasyonuna geliyor ve buradaki vatandaş tekeri durdurmak için tekere tekme atıyor. İşte o görüntüler. İlginç görüntülerin adresi Konya-Adana yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonu. Yolda ilerleyen bir otomobilin tekeri yerinden fırladı. Araç ise birkaç metre ilerledikten sonra durdu. Fırlayan teker ise akaryakıt istasyonunun girişinde bulunan bariyerlere çarparak araçların olduğu bölüme yöneldi. Tekeri gören pompacı araçlara çarpmasını önlemek için harekete geçti ve tekere tekme atarak durdurdu. Çalışan daha sonra tekeri alarak aracın yanına doğru yöneldi. Bu anlar ise istasyonun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Türk olmanın güzel yanlarından bir tanesi daha. Efendim devam ediyoruz. Aslında iki gün önce ekranlarınıza getirdik. Şimdi vatandaşlar tekrar dinlemek istemişler. Ereğli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Orhan Soylu çiftçileri, üreticileri yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Desteklemelerden bahsetti. İşte detaylar. Hoş geldiniz. Bakanlığımız tarafından 2017 yılında üretilen ürünlere ödenecek havza bazlı destekleme modelinde üretilecek ürünlerle ilgili Bakanlar Kurulu kararımız 18 Ağustos 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. Bununla ilgili olarak bakanlığımız yeni bir modele geçti. 941 tane havza belirlendi. Bu havzalarda ekilecek ve destek alınacak ürünler de ayrı ayrı belirlenerek 18-8-2017 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Bu bağlamda baktığımızda bu havza bazlı desteklemelerde desteklenecek 20 tane ürün var. Ben bunları buradan tek tek okumak istiyorum, saymak istiyorum. Bir yaylık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, konala, aspir, tane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikare, çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, çay, fındık, yem bitkileri, patates ve kuru soğan. Bunlar havza bazlı destekleme modelinde desteklenecek ürünler. Diğer ürünler, burada ismini saymadığımız ürünler ise yine örneğin nedir? Domatestir, nedir burada olmayan biber, nedir işte meyve bahçeleri, elma bahçeleri de yine diğer ürünler kapsamında 2017 yılında 9 lira mazot parası, 4 lira da gübre parası altında 13 lira destek alacaklar. Şimdi bu havza bazlı destekleme modelinde eğer bu havzada belirlenen havza bazlı destekleme modelinde ürünler kendi havzası dışında yetiştirilirse bu ürünlere destek verilmeyecek. Örneğin bizim Ereğli'de 2017 yılı içerisinde 10 tane ürün belirlendi. Daha ilk önce çıkan şeyde kararda 5 ürün olarak belirlenmişti ama daha sonra bu ürün sayısı 10'a çıktı. Bu 10 tane ürün ne diye bakacak olursak bunlar
arpa, buğday, çavdar. Ondan sonra yağlık ayçiçeği, tane mısır. Tane mısır da yalnız damlama yapma şartı var. Yani salma sulamayla yapılan alanlarda tane mısıra herhangi bir destek verilmiyor. Damlama sulama şartı var. Ondan sonra kuru fasulye, yem bitkileri, kuru soğan, patates, nohut olmak üzere 10 tane bitki belirlendi. 2018 yılında da bunun biraz daha düşürülmesi, 7 ya da 8'e düşürülmesi öngörülüyor. Bununla ilgili bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor. Gerek coğrafi bilgi sistemi üzerinden, gerek yerinde yapılan kontrollerde bu ürünler ekilmiş mi, ekilmemiş mi? Bu ürünlere bakılıyor. Çiftçilerimizden benim özellikle yasal bir prosedüre mağdur kalmamaları için, yasal bir takibe gerek zorunda olmamaları için ektikleri ürünü beyan etmelerini istiyorum. Herhangi bir toprak işlemesi yapılmayan, hiçbir zaman ekilmeyen, uzun yıllardır işlenmeyen araziler varsa bunlarla ilgili herhangi bir ürün beyanında bulunmamalarını özellikle istirham ediyorum. Ya da ürünlerinde kesinlikle doğru olmasını istiyoruz. Özellikle pancar ekiyor, buğday ektim diyebiliyor yanlışlıkla ya da sehven ya da bilerek bilmeyerek. Ya da işte fasulye ya da domates ekilen tarlaya mısır ektim şeklinde yanlış beyanlar gelebiliyor. Yine dediğim gibi bilerek ya da bilmeyerek. Bu bağlamda da çiftçilerimizin bu arazilerine hangi ürünü ektiklerse o ürünü kesinlikle beyan etmeleri gerekiyor. Hem bakanlığımızın coğrafi bilgi sisteminden dekara verimlerde hem de bizim arkadaşlarımızın destekleme kapsamında yapacakları denetimde bu parsellerdeki ürün bilgilerinin doğru olması gerekiyor. Aksi halde çiftçilerimiz hem adli makamlar tarafından suç duyurusunda bulunma durumuyla karşı karşıya kalabilecekler hem de 500 süreyle hiçbir tarımsal destek almama durumuyla karşı karşıya bileceklerdir. Çiftçilerimizin kesinlikle işlemedikleri, ekmedikleri araziye ekmiş gibi işte arpa, buğday, çevre şeklinde beyan vermemeleri önem arz ediyor. Çünkü bu araziler ilçe müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımız tarafından tek tek kontrol edecek. Ayrıca bu desteklemelerle ilgili alınacak şeylerde de işte yine faturalar devam ediyor. 2017 yılı bu prim desteklemeleriyle ilgili başvurular devam ediyor. Ben başvurularla ilgili son başvuru tarihlerine de çiftçilerimize buradan iletmek istiyorum. Örneğin buğday ve baklagil prim desteğinden faydalanan çiftçilerimiz 4-5 2018 tarihine kadar yani 5 Mayıs 2018 tarihine kadar ilçe müdürlüğümüzde faturalarıyla birlikte diğer istenen evraklarla birlikte müracaat etmeleri gerekiyor. Yine ayçiçeği yetiştiren gerek tohumluk olsun gerek yağlık olsun ayçiçeği yetiştiriyor yapan çiftçilerimiz de 2 Nisan 2018 tarihine kadar 02.04.2018 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekiyor. Yine tane mısır yetiştiren çiftçilerimizin ise dediğim gibi az önce de söyledim sadece damlama sulama yapılan mısır ekili alanlarda bu desteğimiz var. Bu tane mısır yetiştiren damlama sulama sistemi kullanarak da bu çiftçilerimizin de yine 2 Mayıs 2018 tarihine kadar ilçe müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekiyor. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlarda çiftçilerimizin prim desteği almaları söz konusu değildir. Bu tarihi geçirmemelerini faturalarıyla birlikte ya da müstasdirleriyle birlikte ilçe tarım müdürlüğümüze satışı gerçekleştirdikten sonra en kısa sürede müracaat etmeleri gerekiyor. Şimdi ise Türkiye gündemine bakalım. Milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jüride Sarı Eroğlu başkanlığında yapılan ilk toplantıyla başladı. Asgari ücret çalışma hayatımızın en temel unsurlarından birisi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki toplantıda işçi tarafını Türk İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil etti. Asgari ücret tespit komisyonunun felsefesine, ruhuna uygun olarak ikinci toplantı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in de katıldığı toplantıda Türk İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetine ise Genel Sekreter Akansel Koç başkanlık etti. Piyasa koşulları karşısında rekabet... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu iki taraftan da fedakarlık istedi. İşçi ve işverenimizden de fedakarlık bekliyoruz. Çünkü karşılıklı fedakarlık aslında birlikte kazanmayı getirir. Fedakarlık özellikle altını çizdiğim gibi birbirinin hakkını, hukukunu gözetmeyi gerektirir. Bu konuda biliyorsunuz 15 yıldır biz AK Parti olarak asgari ücret konusunda hak ve hukuk işçi ve işverenlerimizin koruma konusunda büyük bir hassasiyet ve titizlik içerisinde davrandık. Söz konusu asgari ücret olunca asla popülist bir tavır ve tutum içerisinde olmadık. Bundan sonra da olmayacağız.
15 yılda Türkiye'nin milli gelirini 3 kat arttıran hükümetimiz asgari ücret konusunda da reel piyasa koşulları karşısında çok ciddi bir artış sağlamıştır. 2002 yılında net 184 lira olan asgari ücreti 2017 yılı itibariyle 1404 liraya yükselttik. Son 15 yılda asgari ücreti 7,5 kattan fazla arttırdık. Hem işçiler hem de işverenler tarafından merakla beklenen rakam ay sonunda açıklanacak. Bugüne kadar Allah 4 aylık bakanlık sürecimde hep hayırlı haberler vermeyi nasip etti. Bu komisyon çalışmalarımızın sonucunda da inşallah tüm kesimleri memnun edecek bir rakamı Aralık ayı sonunda hep birlikte açıklarız diye temennimi de dile getirerek tekrardan herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Komisyonun ikinci toplantısı Türk İş ev sahipliğinde, üçüncüsü TİSK ve son dördüncü toplantısı ise yine bakanlıkta gerçekleşecek. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Ev sahipliği de bu anlamda. İhracat rakamları yüz güldürüyor. Rakamlar bu kez Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin de katıldığı bir törenle Tokat'ta açıklandı. Kasım ayında ihracatımız geçen senenin aynı ayına göre %14.2 artarak 13.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayından bu yana gerçekleşen ihracatsa 142 milyar doları aştı. İlk 11 ayda ihracatımız %10.7 arttı. 142.7 milyar dolara ulaştı. Yani az önce Sayın Bakanımızın bahsettiği gibi 2011'in, 2016'nın tamamında ulaştığımız ihracat rakamını 11 ayda gerçekleştirmiş olduk. İnşallah Aralık ayında da orta vadeli programdaki hedefi aşacağız. Sevindiren bir gelişme de rakamın sürekli artması oldu. İhracat rakamını 11 ayda gerçekleştirmiş olduk. İnşallah Aralık ayında da orta vadeli programdaki hedefi aşacağız. Son 12 aylık ihracatımız ise %10,5 artış göstererek 155.4 milyar dolar oldu. 2016 Kasım ayından bu yana, yani 12 aydan beri hiç aralıksız ihracat artışı açıklıyoruz. Bu artışların da tam 7 tanesi çift hane, yani %10'un üzerinde. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi rakamların sevindirici olduğunu söyledi. 10 ayın TÜİK rakamlarına göre bugün açıkladığımız Kasım verisini de ekleyince geçen yılın tamamında ulaştığımız 142,5 milyar dolarlık seviyeye bu yıl bunu 11 ayda ulaştığımızı görüyoruz. Üstelik bu rakama daha Kasım ayının altın ve ikrakiye rakamları da dahil değil. PKK terör örgütünün bir daha belini doğrultmasına imkan yoktur. Artık terör örgütünün yurt içindeki faaliyetlerinin sonlandırılmasına çok az bir şey kalmıştır. Hem yurt içinde hem de yurt dışında Türkiye terörle mücadeledeki en güçlü dönemini yaşıyor dedi. Gerek jandarmamız, gerek polisimiz, gerek güvenlik korucularımız ve silahlı kuvvetler mensuplarımız asla kış uykusuna yatmak gibi bir niyeti yoktur. Başbakan Binali Yıldırım 15 Temmuz'da bombaların hedefi olan Jandarma Genel Komutanlığı'ndaydı. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım salonumuzu teşrif etmişlerdir. Mesele memleket meselesi ise her yerde güvenliği, huzuru sağlamak hepimizin görevi. Bölge ve il jandarma komutanları toplantısındaki konuşmalarının ardından İstanbul Sancaktepe'de 1915 Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitlik Parkı'nın açılışına geçti başbakan. Mukaddes vatanım canım Türkiye. Elindeki belge dediğim var, ne varsa götür mahkemelere ver kardeşim. Çamur at izi kalsın, politikasını artık son ver. Ama onlarda bu yürek olmaz. Başbakan Yıldırım'ın bu sert sözleri şüphesiz ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu'naydı. Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına çok sert sözlerle yüklenen başbakan, tarihe iftiracı olarak geçeceksin dedi. Ey Kılıçdaroğlu, hey bende ne varsa dök de rahatla. İşi arkası yarın,
tefrikalarına çevirme. İşin gücün terör örgütlerinin dümeninde atıp tutmak. FETÖ'cülerin büyüsüne kapılmış gidiyorsun. Türkiye'nin siyasi tarihine de tecrübeli iftiracı olarak kaydedileceksin. Ne diyelim? Allah ıslah etsin. Seçim ittifakı teknik bir konu ve daha henüz seçim ittifakını konuşmak için erken. Orijinalini görmediğiniz sürece o belge sahte hükmündedir. Şimdi ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafların mahkemeye başvurmasından dolayı Anayasa 39'da ispat hakkı gereği bu belgeleri talep etmiştir. Dolayısıyla bu belgelerin niteliği, içeriği bizim tarafımızdan bilinmediği sürece ve iddianın ispatını da içermediği sürece bizim nezdimizde sahte hükmünde olduğumuzu ifade ettik. Bunun nasıl olduğuna kim karar verecek? Bunun ne olduğuna kim karar verecek? Bundan sonra mesele artık yargının meselesidir. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 çift 063, 0332 713 16 17. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fırat Bey'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fırat Ben İnovatif serisinden. Selenit. Fırat Ben. Fırat Ben Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fırat Ben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fırat Ben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşa kabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Ben Ereğli Bayi Zirve Ben. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Bültenimizin bu akşamlıktan sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.